Arkadaşlar Mike Show'a hoş geldiniz. Hep beraber adım adım büyüyoruz. Yavaş yavaş aboneler yükseliyor, bakanlar yükseliyor ve dünyaya açılıyoruz yavaş yavaş diyeceğim ama daha hiç öyle bir şey yok. Tabii ki yok. Yani arkadaşlar bugünkü konumuz koronavirüs. Aynen öyle. Arkadaşlar yarasadan kaynaklanan, aklın alıyor mu? Yarasa çorbasından kaynaklanan bu hastalık yayılıyor. Ve insanlar aniden 6-7-8 saat sonra güm yere çöküyor ve knockout bitti. Ve bu hastalık sadece bir hafta 10 gün içinde 2000 kişiye yayıldı. Bütün Wuhan mıydı neydi abi, Çin'de bir şehir var. Wuhan mıydı öyle bir şeydi. Tüm şehri kapatmışlar. Metro istasyonları durmuş, tram istasyonları durmuş. Yani şehre girme yasak, şehre çıkma yasak, şehirden çıkmak yasak. Yani düşünebiliyor musun? Misal, abicim İstanbul'da bir hastalık çıkıyor. Bum. Yayılmaması için güm. İstanbul'u tüm kapa diyorlar. Koca İstanbul'dan çıkamıyorsun ne de girebiliyorsun. Yani misal dıştan giremiyor, içten çıkamıyor. Abi her kişi içeride kalıyor. Ve millet yavaş yavaş tabi. Yemeği bitiriyor, neyi bitiriyor, içeriye bir şey girmiyor, dışarı bir şey girmiyor. Herkes yani sıçan gibi kemirilmiş gibi. Yavaş yavaş marketler boşalıyor, işler duruyor. Başa bela abi, başa bela. Aynen öyle ama adamlara helal olsun. 25 bin metrekarede bir hafta 10 gün içinde acayip çalışmalara başlamışlar. Ve tam bir hafta içinde 25 bin metrekarelik alanda hastane dikiyorlar. Aynen öyle. 300-400 kepçe mi dersen zop. Sabaha kadar adamlar çalışıyor. Helal olsun. Tabii ki belki dersin. Kardeşim dersin. Ya işte görüyorsun deme. Alma Uygur'un ahını yersin. Vahını bir neyse işte. Arkadaşlar o da yanlış. Öyle düşünmeyin. Yani sonuçta orada büyükbaş hayvan Çinli. Bir karar alıp Uygurlara eziyet ediyorsa bu tüm bir halkın suçu değil yani. Bunlara da yazık. Yani ister istemez o hastalanan halk, insan, senin benim gibi işine giden, akşam televizyonuna bakan, aileyle oturan normal insanlar ve bence öyle düşünmemek lazım. Ne bizim Uygur toplumumuza bir şey olsun ne de Çinlilerin masum insanlarına bir şey olsun. Tabii benim düşüncem şu Çinlilerde şu yarasa çorbası biraz bahane yani. Çünkü bunlar abi sıçan diyor. Yandım. Böcük diyor, sıçan diyor, yarasa diyor. Bunlar her boku yiyor. Yani anlayacaksın. Her şeyi yiyor abi. Peki her şeyi yiyen adam yıllardır bir şey olmamış. Şimdi mi yarasa virüs, korona virüs falan, biraz bahane bence. Benim gözümde biraz böyle bu işin arkasında bir şeyler var. Yani ne öyle ya? Ha? Bence bunlar bilerek bir virüs, bio virüs neyse artık, silah mı, bio neyse zaten. Bunlar kendileri üretiyor baba. Yayıyor. Toplamı biraz azaltmak için, ekonomi çıksın diye, her kişi iş düşsün. Neyse. Anladınız işte. Galiba bunlar hepsi biraz bilerek yapılmış bir şey. Ama tabi emin olmadan kimsenin günahını alamayız. Aynen öyle. Emin olmadan kimsenin günahını alamayız. Buradan Abdullah abiye selam söylüyorum. İsmail abiye selam söylüyorum. Sizinle ne zaman çekim yapacağız? Yani davetlisiniz. İstediğiniz zaman gelin. Sizinle özel konuları konuşalım. Arkadaşlar son dakika aldığım bir haberden dolayı Çin'de yaşayan Tarık BLN Instagram ismiyle orada yaşayan ve orada durumu anlatan bir kardeşimiz var. O anlatıyor ki oradaki aldığı bilgilerden duyduğu kadarıyla orada et pazarı, balık pazarında zaten diyor, orası diyor, Çin zaten aşırı toplumlu olan bir
ülke olduğu için baya baya da pismiş oralar. Zaten mikrop yuvası diyor. Virüs yuvası zaten diyor. Ve orada et, balık satan pazarcılıklara bir hafta önce, koronavirüs çıkmadan bir hafta önce bir devlet tarafından ya da büyük bir organizasyon tarafından et bağışı yapılıyor. Ve baya baya bir büyük miktarda et bağışı yapılıyor. Ve o etleri satmaya başlıyorlar, dağıtmaya başlıyorlar tabii. Ve o et pazarındaki bağıştan sonra bir hafta sonra bu koronavirüsü meydana çıkıyor. Yani büyük bir organizasyon tarafından, kim olduğu belli değil, bu virüs aslında yayılıyor yani. O şekilde oluyor. Tabii haberleri Tarık'tan alıyoruz. Herkes de takip ediyor, paylaşılıyor. Yani biraz da hani şimdi her şey değişiyor, dengeler değişiyor. Çünkü sanki bilerek yapılmış. Yani bu et bağışından bir hafta sonra millet 50 kadar insan rahatsız oluyor, hastaneye gidiyor ve bunu biraz örtbas etmeye çalışıyorlar. Tabii ki ilk başta insandan insana yayılacağını bilmiyorlar ve bu kadar tehlikeli olduğunu ummuyorlar. Tabii 50 kişiden aile, akraba, o bu derken daha fazla insan hastalanıyor, yayılıyor ve koronavirüsü o şekilde meydana çıkıyor. Direkt yapılmış diye umuyorum. Hele ki tabii bu son haberi de duyduktan sonra, yani bence bu oyunun içinde daha büyük bir oyun var, daha büyük bir düşünce var ve pek niyet temiz değil. Tabii her şey ekonomi, insan çok fazla düzen, disiplin derken tabii bir şeyler, bir dümenler dönüyor gibime geliyor. Ve o yüzden bu koronavirüsü galiba bilerek yayılıyor. Bu benim düşüncem tabii. Sizin düşüncenizi de bekliyorum. YouTube'da yazın. Ne düşündüğünüzü araştıralım bakalım ve belli bir ortak fikir, ortak bir düşünceye varabiliriz belki. İnsan popülasyon yani azalsın diye, yanlışım yoksa. Siz farklı düşünüyorsanız, başka bir şey düşünüyorsanız, sizin fikriniz de benim için önemli. Paylaşın, düşündüğünüzü söyleyin. Çünkü bu virüs baya baya bir insan götürecek gibime geliyor. Wuhan şehrinde o tüm bölge kapandı ve şehirde, sokaklarda Tarık'ın da görsettiği gibi baya baya bir bomboş yani. Sokaklar bomboş. Yakında Çin yeni yılı varmış. Yanlışım yoksa yeni yılı başlıyormuş ama ortalıkta bir insan bile kocaman şehirde dolanmıyor, dolaşmıyor. Oradaki Tarık kardeşimize inşallah inşallah her şey yolunda olur. Her şey sağ salim kurtarır. Çünkü o da şu anda bizzat kendi orada. Allah yardımcısı olsun Tarık'ın. Teşekkürler paylaştığın için Tarık. Teşekkürler bize, dünyaya bildirdiğin için, paylaştığın için. Sayende baya baya bir şeyler kapıyoruz. Ama işte arkadaşlar, bir dümenler dönüyor. Bakalım zaman gösterecek. Neler neler. Mike Show'u takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın ve daha çok bilgi için yavaş yavaş yanınıza ulaşacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Bir daha bir Mike Show'a, bir daha bir Mike bölümüne abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, son dakika bir gelişme, hemen araya sıkıştıracağım. Her baktığımda, her araştırdığımda, yani yaralılar değişiyor, ölüler değişiyor. Dünya üzere yayılmış mı yayılmamış mı diye değişiyor. Bu yüzden bu videoyu 2-3 bölüm içinde yaptım ve her seferinde değişiyor gördüğünüz gibi. Son durum, hemen bir üstesinden geçiyorum. Dünya üzerinde 4.598 kişi kapılmış bu hastalığa, koronavirüse kapılmış arkadaşlar. Tam olarak 4.527 kişi Çin'de kapılmış. Yani Çin'de bulaşmış bu hastalığı. Dünya üzerinde 71 tane bulaşanları var. Ölü sayısı 106'ya çıktı arkadaşlar. Sadece birkaç gün içinde bak 106'ya çıktı. Ve Almanya'da bir tane hastamız var. Fransa'da da 3 tane hastamız var.
Henüz Belçika'da hasta yok. Geçenlerde koronavirüste birini yakaladık. Aha Brüksel Hastanesi'nde dediler. Ama sadece gripmiş. Öyle bir şey değilmiş. O yüzden şimdilik durum bu. Ama gördüğünüz gibi 2000'lerden 4600'lere çıktık. Ölüler dubleye çıktı. Arkadaşlar dünyanın sonu mu geliyor yoksa? Bilemedim ama çok tehlikeli bir hastalık. Hepinize selam olsun. Görüşürüz. Mike Show tekrar başka bir gün devam ediyor.